Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif'e Türkiye Cumhuriyeti ile mensubu bulunduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlaması sebebiyle Cumhuriyet Nişanı verilmesi, Dışişleri Bakanlığı'nın 23.8.2013 tarihli ve 782.438 sayılı yazısı üzerine 2.933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu'nun 3. maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 2.9.2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. Sayın Meclis Başkanımız, değerli başbakanlar, değerli bakanlar, önce hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın Başbakan, kıymetli hanımefendi, değerli misafirler, bugün burada Pakistan Başbakanı, kıymetli dostumuz Sayın Nawaz Şerif'e Cumhuriyet Nişanı'nın takdimi için toplanmış bulunuyoruz. Bu ülkemizin devlet başkanları haricinde zevata verilen en büyük nişandır. Dostça ilişkilerimizin geliştirilmesinde ve halkların birbirine yakınlaştırılmasında üstün başarı sergileyen devlet adamlarına verilmektedir. Bu nişanı Pakistan gibi bir ülkenin başbakanına takdim etmekten gerçekten büyük bir onur duyuyorum. Pakistan, köklü tarihi geçmişe dayanan dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu müstesna bir ülkedir. Bugün de ikili ve çok taraflı işbirliğimiz en ileri seviyededir. Az kardeşim, bütün siyasi hayatınız boyunca ülkenizde demokrasinin hüküm sürmesi ve kalkınmanın hızlanması için mücadele ettiniz. Demokrasinin askıya alındığı dönemlerde dahi ülkenize zarar vermemek için hep sağduyu, sabır, fedakarlık ve vatanperverlik duygusu içerisinde hareket ettiniz. Bu erdemlerinizle Pakistan halkına ve biz dostlarınıza hep güven verdiniz, umut aşıladınız. Nitekim ülkenizin tarihinde bir ilki imza atarak 3. defa başbakan seçilme başarısını gösterdiniz. Bu hiç şüphesiz örnek liderlik ve devlet adamlığı vasfınızın bir kez daha Pakistan halkı tarafından takdir edildiğini ve zaten ailelerine duyulan güveni göstermektedir. Pakistan'da şimdiye kadarki en yüksek katılım oranıyla 11 Mayıs'ta düzenlenen seçimler sivil iktidarın demokratik siyasi süreç dahilinde kesintiye uğramadan el değiştirmesi bakımından bir ilki oluşturmuştur. Bu durum Pakistan demokrasisinin ulaştığı mertebeyi göstermekte ve İslam dünyasına gerek siyasi liderlik, gerek demokratik olgunluk bakımından bir ilham kaynağı teşkil etmektedir. Engin tecrübeniz ve dirayetli önderliğinizde ülkenizi daha huzurlu ve daha müreffeh bir geleceğe taşıyacağınızı olan güvenimiz tamdır. Dost Pakistan'ı kalkındırmak için kapsamlı ekonomik reformları ve büyük projeleri hayata geçireceğinizden de eminim. Ayrıca Türkiye ile Pakistan arasında dostluk ve kardeşlik temelinde tesis edilen ilişkilerin pekiştirilmesi için üstün gayretlerinizi sürdüreceğinize de tüm kalbimle inanıyorum. Bu vesileyle Türkiye-Pakistan ilişkilerinin parlak geleceğine olan sarsılmaz inancımı yineliyorum. Zaten ailelerine sağlık, başarı ve mutluluk, dost ve kardeş Pakistan halkına huzur ve refah diliyorum. Türkiye, Pakistan, zindabad. Yaşasın Türkiye, Pakistan dostluğu. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Mr. Abdullah Gül. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, Zat-ı Devletleri, Sayın Başbakan, Ekselansları, hanımefendiler, beyefendiler. Zat-ı Devletlerinin bana Cumhuriyet Nişanı tevcih ediyor olmasından dolayı büyük onur duyuyorum. Benim de tüm kalbimle desteklediğim, kardeşlik ilişkilerimizin gelişmesine yapmış olduğum
mütevazi katkıların nişanesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanının tarafıma tevcih edilmesinden dolayı büyük bir mutluluk duymaktayım. Bu aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki işbirliği alanlarını daha da geliştirmek ve yeni alanlar belirlemek için sürekli ve yorulmaksızın birlikte çalışmak yönündeki inancımızın bir kere daha yinelendiğini göstermektedir. Zat-ı Devletleri, bu zarif tören sadece simgesel değildir. Himalayaların tepesinden Anadolu'nun yaylalarına uzanan ve halklarımızın kalbinde yaşayan özel ve kendine has ilişkilerimizin de bir nişanesi niteliğindedir. Diğer taraftan bahse konu ilişki, geçmişimiz ve günümüz ile ilgili olduğu kadar ortak vizyonumuza ve paylaştığımız bakış açılarına binaen demokrasilerimiz için parlak bir geleceğin de habercisidir. Adı çok doğru bir şekilde Stratejik Konsey olarak değiştirilen 3. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısını yapmak suretiyle bu amaca doğru somut adımlar attığımıza inanıyorum. Bu akşam ilerleyen saatlerde tartışacağımız geniş kapsamlı girişimlerin stratejik ilişkilerimizin dinamik ve geleceğe dönük yönünü belirlemek için temel teşkil edeceğine dair inancım tamdır. Zat-ı Devletleri Sayın Abdullah Gül, siz ve Sayın Başbakan Erdoğan'ın şahsında Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmeye aynı derecede inanmış samimi kardeş ve ortaklara sahibiz. Önümüzdeki günlerde her iki halkın da yararına olacak şekilde Türkiye'deki liderlerle yakın bir çalışma içinde olmayı ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha da üst düzeye taşımayı umuyorum. Long live Turkey, Pakistan. Çok yaşasın Pakistan-Türkiye dostluğu.